Sağlık olsun programı tüm hızıyla devam ediyor. Evet, hocalarıma çok güzel sorularım var. Ancak sokağın da bir sesini dinleyelim dedik. Orada da hocalarımıza çok güzel soruların olduğunu gördük. İsterseniz onlara bir göz atalım. Sabahları merdiven çıkarken özellikle dizlerimde çok ağrı oluyor. Yorgunluk hissediyorum. Bu bende kireçlenme olduğunu mu gösterir? Evet, aslında ne kadar bilgiyle doluyuz. İnternet var tabii Evet. elimizin altında. Belirtileri girince hastalık çıkıyor gibi oluyor. Öyle geliyor mu size hastalar hocam? Neredeyse bütün hastalarımız aynı şekilde geliyor. Kendi teşhisini koymuş şekilde değil mi? Evet, ve hatta teşhis konusunda hani şey yapıyorlar. Bizimle yarışıyorlar. Bazen o nedenle inandırmakta da büyük güçlük çekiyoruz. İnternet çok önemli bir bilgi kaynağı ama iyi eğitilmiş bir filtreniz yoksa bu bilgi kaynağı sizi gerçekten çok ciddi sıkıntılara sokabilir. O yüzden de hani internet doktorluğu diyoruz. İnternet doktorluğu yapmamak lazım. Bu hem hasta için geçerli hem de sağlıkçı için geçerli. Sokak röportajına gelirsek, Evet, tabii sorun. ki bu sabah olan diz ağrıları genellikle kireçlenme belirtisi olarak ele almamız gereken bir durum. Büyük olasılıkla bu hastamız çok bahsetmemiş ama bu diz ağrıları ve tutulmaları ile birlikte belle ilgili de problem, kalça ile ilgili de problem yaşıyordur. Birazcık da şeyimiz de vardı. Kilomuz da vardı. Predispozan faktör olarak kilomuz da vardı. Muhakkak kireçlenmeyi ön plana tutmak gerekir diye düşünüyorum. Evet. Peki diyelim ki hasta geldi, ilk teşhis kondu ve kireçlenme başlamış. İlk tedaviye nasıl başlıyorsunuz hocam? Her şeyden önce tedavi kişinin yaşam tarzı değişiklikleri ile başlamalı. Yani siz bir ilaç verdiniz, iki iğne yaptınız ama hastaya problemin ne olduğunu anlatmazsanız o hasta kısa süreli bir fayda görür. Daha sonrasında muhakkak problem tekrarlar, hatta artarak devam eder. Öncelikle yapılması gereken, eğer hastanın fazla kilosu varsa bu fazla kiloyu atabilmesi için hastayı teşvik etmek. Bununla birlikte eğer yanlış yaptığı hareketler varsa, yanlış yaptığı davranışlar varsa bunlar konusunda hastayı bilinçlendirmek. Bunların etkisinin yavaş olacağını bilmesi lazım. Yani bir kere geldi veya işte bir hafta bir ilaç kullandı diye hastanın ağrısının hemen geçmeyeceğini veya kireçlenme probleminin hemen ortadan kalkmayacağını çok iyi bilmesi lazım. Bu bilinçlendirme konuşmasından ve terapisinden sonra eğer hasta yeteri kadar uyum gösterebilirse ağrılarının çok önemli bir kısmı ortadan kalkıyor zaten. Eğer hastanın ağrısı çok kronikse biraz daha girişimsel, biraz daha iğnelerle, kateterlerle yaptığımız işlemlere girebiliyoruz. Neler onlar mesela sayabilir misiniz bize? Tabii öncelikle yine problemin temelini şey alarak, köken alarak yapacağımız işlemler. Bunların bir kısmı poliklinik şartlarında yaptığımız, yapabildiğimiz işlemler. Diz içi enjeksiyonlar bunların en başında geliyor. Diz içi ozon enjeksiyonu çok etkili. Diz içi PRP enjeksiyonu Selim hocamın söylediği gibi uygun hastalarda son derece etkili. Bununla birlikte bazen hasta bir diz ağrısı atağa geçirmiş oluyor ama bu ataktan geriye kalan diz etrafında ağrılı dokular oluyor. Diz sonuçta veya diğer eklemlerde sonuçta iki kemiğin birleşmesinden meydana gelen yapılar ve bu yapıları hareket ettiren en önemli şeyler de kaslar. Bazen ağrılı kas krampları, kas spazmları oluyor. Hasta bunu eklem ağrısıyla birlikte anlatıyor. Veya sadece eklem ağrısından bahsediyor. Siz eğer bu kaslara yönelik de bir tedavi uygulamazsanız, eklemin içini pırıl pırıl yapsanız bile bu kas ağrıları ortadan kalkmadığı takdirde ağrılar ortadan kalkmıyor. Bunlara yönelik müdahaleler yapabiliyoruz. Lokal enjeksiyonlar yapabiliyoruz. Yine bizim kendi kliniğimizde manuel terapi, fizyoterapi, aktif fizyoterapi, aktif klinik masaj uygulamalarımız var.
hasta ihtiyacı olan hastalarımızı buralara yönlendirip hem kas hem eklem yapılarının güçlenmesi ve sağlığını kazanması için elimizden geleni yapıyoruz. O zaman hasta ne kadar erken doktora başvurursa yapılabilecek seçenekler o oranda artıyor diyebilir miyiz? Kesinlikle. Yani üçüncü evre veya son evre diz artrozu olan, diz kireçlenmesi olan hastaya yapılabilecek şeyler çok kısıtlı. Hı hı. Hastalarımızın da maalesef önemli bir kısmı bu şekilde geliyor. Sorduğumuz, sorguladığımız zaman işte 10 yıldır var zaten bende bu ağrı diyor. Hı hı. 20 yıldır var zaten bu ağrı diyor. Şimdi ağrı evet ilk başta akut ağrı döneminde ciddi bir uyarıcı. Bir yerde bir problemin başladığını, çok küçük bir problem olduğunu, eğer hı hı. bu ağrı kesilmezse ve doku hasarı iyileştirilmezse problemin ileride çok daha büyük sonuçlarının olacağını bize çok net ifade ediyor esasında. Evet, bir sorumuz daha var. Sokaktan alalım hep evet. beraber istiyorum. Sorularla gidelim özellikle. Buyurun gelsin sorumuz. Fitness salonlarındaki koşu aletleri çok kullanıldığında dizde sorun yaratır mı? Evet. Genç bir hastamız. Evet, genç bir hasta. Şimdi özellikle bu koşu bantları belli bir yaşın üzerindeki hastalar için önermediğimiz cihazlar. Çünkü sizin kendi kontrolünüzün dışında sizi harekete zorladığı için denge problemi olabiliyor. Bazen algıda gecikmeler olabiliyor. Hı-hı. Ve bu zaten işte dejenere eklem diyoruz. Dejenere eklem dediğimiz yıpranmış eklem. Esnekliğini kaybetmiş eklem. Bu demek travmaya daha açık olan bir eklem demek. Dolayısıyla evet belli yaşlardan sonra yaş ilerledikten sonra biz bu koşu bantlarında yapılan egzersizleri hastalarımıza önermiyoruz. Genç yaşlarda bile ben her zaman diyorum ki ben kendimi öyle yapıyorum. Dışarı çıkın, dışarıda kendinize bir alan bulun ve bu alanda koşunuzu, aktivitenizi yapın. Yani ben kapalı alanlarda yapılan sportif aktivitelere genel olarak çok sıcak bakmıyorum ama eklem sağlığı açısından baktığımızda özellikle ileri yaşlarda evet koşu bantları sıkıntılı. Evet. Bir sorumuz daha var, o da gelsin diyelim. Hızlı hızlı devam edelim programımıza. Parmaklarınızı ne sıklıkla kıtlatıyorsunuz? Sürekli. Yani her dakika başı. Neden peki? Rahatlıyor musunuz yoksa stresten mi? Stresten kıtlatıyorum. Eklemlerimizi çıtlattığımızda o eklemlerde zamanla kireçlenme olur mu? Çok evet. merak edilen şimdi bir konu aslında gerçekten. Şöyle söyleyeyim. Kireçlenme hastalığının sebebi şu anda bizim tarafımızdan net olarak ortaya konmuş bir şey değil. Bunu bir kere ortaya koymak lazım. İkincisi en önemli faktör genetik. Eğer bu bizim genlerimizde böyle bir şeyimiz varsa yatkınlığımız o zaman kireçlenme hastalığı olma ihtimalimiz de evet yüksek. Yani bu demek şu demek değil. Evet ailesel bir geçiş de var ama genetik bir yatkınlık var. Evet kolaylaştırıcı faktörler var. Ve travma bunlardan bir tanesi. Hı hı. Bizim bu çıtlatma hareketi esnasında ya da işte kütletme hareketi esnasında yaptığımız şiddetli bir şekilde eklemin iki kemiğini, yüzeyini birbirinden ayırıp tekrar kıkırdağı birbirine darbe şeklinde tabii ki de bir faktör olabilir. Ama tekrar söylüyorum en önemli faktör bizim genlerimiz. Eğer genlerimizde varsa bu sorun bu tarz olaylarda bu kireçlenmenin ortaya çıkmasını kolaylaştıracaktır. Ama aslında genetik olması da bir yandan İyi diyeceğim belki. Kişiler aile büyüklerine bakarak ileride kendisine böyle bir problem olup olmayacağını fark edip daha erkenden evet. ne yazık ki evet. problemlerin üzerine gidebilirler. Anne babadan miras kalan evet, miras, kalan. miras evet. kalan bir hastalık. Burada tabii işte az önce Taylan hocam da söyledi. Hastaların da tedavide hastalığı anlamaları çok önemli. Yani kireçlenme tanısı almış, ağrı sebebiyle gelmiş ve kireçlenme tanısı almış bir hastaya hastalık çok iyi anlatılmalı. Bir eğer hastada kireçlenme hastalığı başladı ise bu er ya da geç, hızlı ya da yavaş ilerleme eğiliminde olan bir hastalık olduğunu hastanın gayet net anlaması lazım. Dolayısıyla evet doğru şeyleri yaptığı zaman süreci yavaşlatacağını bilmeli. Hiçbir şey yapmadığı zaman hastalığın sinsi bir şekilde ilerleyeceğini de bilmeli. Hı-hı. Çok önemli. Son bir sokakta sorumuz var, onu da alalım. Eklem ağrılarınıza sıcak mı yoksa soğuk mu kompres yapıyorsunuz? Sıcak. Neden sıcak? Yani daha rahatlatıyor açıkçası sıcak olunca. O yüzden hiç soğuk denemedim yani. Evet hocam her zaman
Mevzulardan biri de bu. Bazıları sıcak uygulayalım der, bazıları soğuk uygulayalım. Ne zaman sıcak, ne zaman soğuk uygularız? Şimdi tabii ki de özellikle kireçlenme açısından gittiğimiz zaman, çünkü çok geniş bir şeyden bahsediyoruz. Yani her ikisi de aslında birer fizyoterapi aracıdır. Yani sıcak da terapi aracıdır, soğuk da terapi aracıdır. Eklem kireçlenmesi genelde sıcağı sever. İşte ne bileyim, soğuk havalarda eklemlerde sızlamamız olur. Fakat bazen bu kireçlenmeye bağlı eklemlerde iltihap oluşabilir. Bu dönemlerde eklemlerimiz şişer. Bu şiştiği dönemlerde de kesinlikle sıcak uygulamamak lazım. Aksine soğuk uygulamak lazım. Tabii bunu ne zaman biz muayene değerlendirdikten sonra ancak karar veriyoruz. Dolayısıyla hani şöyle bir şey doğru değil, kireçlenme de sıcak ya da soğuk yapalım değil. Sıcağın ya da soğuğun etkisi de, mesela sıcak tedavisi iyi gelir ama iyileştirici anlamında bir etkisi yoktur. Yani özellikle gidelim bir sıcak tedavi kürü yapalım gibi bir şey değil. Orada genelde işte yaşı ileri olan hastalarımızda biz deriz ki soğuk havalarda işte kavramayan, destek şeyi olmayan ama ısıtıcı bir, mesela diz için dizlik kullanın. Bu sizi rahat ettirir gibi. Evet. Çok kısa da ameliyata girelim mi? Son birkaç dakikanın içindeyiz aslında. İki soruyla bitirelim. Biri Taylan hocam olsun. Evet. Taylan hocam, şimdi kireçlenme anladığım kadarıyla genetikten de gelen bir mirasta bir rahatsızlık. Hı hı. Biz bunu çoğu şeyle direkt tedavi edip artık kireçlenen problemimiz yok diyemiyoruz. Evet. Varsa ağrılarını bunları yöntemlerimizde, her türlü yöntemi kullanarak ve kişiye göre kullanıyoruz. Ondan sonra da aslında kendi bilincinde olup bundan sonraki hayatı nasıl geçireceğini kesinlikle düşünüyoruz. Burayı bir özetleyebilir miyiz? Kireçlenmesi olan bir kişiye ne durumda bir ağrı ve algoloji tedavisi yapıyoruz? Ne zaman hocama gönderiyoruz bir cerrahi için ve hocam ne yapıyor diye bunu bir toparlayalım. Tabii ki her eklem için veya bel ve boyun için çok farklı şeyler söylemek özellikle mümkün. Özellikle kireçlenme konusunda. Ama özellikle diz kireçlenmesi için şunu söylemek lazım. En önemli faktör evet genetik. Bununla birlikte fazla kilolar çok önemli. Hasta bana ağrıyla geldiği zaman ben onunla oturup pazarlık yaparım. Bak, ben senin ağrını azaltacağım, rahatlatacağım ama sen de bunun karşılığında egzersiz yapacaksın, diyet yapacaksın, kilo vereceksin. Kendine iyi davranacaksın diyorsun. Aynen öyle. Evet. Aksi takdirde bu dizler ameliyata gider. Bu dizler ameliyata giderse daha iyi olmaz deriz muhakkak. Bunun dışında yine belle ilgili konuşursak, önemli ciddi bir kireçlenme problemi. Belde de benzer şekilde aynı sıkıntılar belde de var. Fazla kilo, hastanın kendine dikkat etmemesi çok önemli. Tabii ki ağrıyı kesecek, sadece ağrı kesmek değil, kireçlemenin gidişatını biraz iddialı olacak ama durdurmak veya yavaşlatmak uygulayacağımız tedavilerle çok zor değil. Ama bu durmuş olan proses, durmuş olan süreç veya yavaşlamış olan süreç, eğer hasta kendisine iyi bakmazsa çok hızlı bir şekilde tekrar başlıyor. Evet, maalesef. Yani bu noktada hastaya şunu söylüyorum. Sana bahşedilmiş olan pırıl pırıl bir omurgayı, pırıl pırıl dizleri 40 yılda, 50 yılda bu hale getirdin. Biz bunu tedavi etmeye çalışıyoruz. Eğer aynı şekilde devam edersen 3 yıl, 5 yıl içerisinde, ki bunlar hani iyimser süreler, çok daha kötü hale gelecektir. Gerçekten hani ameliyat öncesi süreç mümkün olduğunca tedaviler gitgide de arttı. Hani hastaya fayda anlamında ama bir dakika içinde biraz da operasyondan bize bilgi verebilir misiniz hocam? Şimdi, diyelim ki artık ameliyatlık olmuş, diz ve protez mi olmak zorunda? Şimdi şöyle, tabii bizim dediğim gibi eğer ki yaşam kalitesini arttırmak istiyorsak en az invaziv tedaviden en üst düzeye kadar ilerleyecek bir tedavi gamını hastaya sunmak durumundayız. Hı hı. Eğer ki yaşam kalitesi yapılan tedavilere rağmen hastanın artmıyorsa bizim aslında ben kaplama tedavisi diyorum. Eklemin yüzeyinin kaplanması tedavisidir. Uygun hastalarda olağanüstü derecede başarılı bir tedavi. Yani hastanın yaşam kalitesini arttıran bir tedavi. Dolayısıyla hani hastalara biz şuna bakıyoruz. Genel durumu, sistemik durumu, hastalığın yapacağımız tedavinin riskleri eğer burada, elde edeceğimiz sonuç buradaysa o zaman biz de hastaya rahat bir şekilde bu ameliyatı önerebiliyoruz. Amaç her zaman hareket. Hiçbir zaman otur, hareket etme, böyle bir tedavi kabul edilemez. Dolayısıyla evet, protez tedavisi hastalara
uygun hastalara hareketi vaat eden bir tedavi. O yüzden öneriyoruz. Ha, güncel tedavi yöntemleri dedik. Farklı olarak artık robotik de yapmaya başladık. Yani eklemin yapısını daha iyi anlayıp, o biyomekaniği daha iyi çözüp, bunu bir takım robotik teknolojiyi kullanarak da artık eklemi kaplayabiliyoruz. Harika. Evet, yani bu da apayrı bir program konusu tabii. Onu diyecektim. Bir programda da cerrahi yöntemleri daha detaylı konuşalım. Çok teşekkür ediyoruz bugün bizimle olduğunuz için. Hem ağrıları, dizi, beli, her şeyi konuştuk sayenizde. Çok güzel bilgilendik. Tekrar bekliyoruz mutlaka diyorum. Teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler, estetikte 5 bölümüne geçiyoruz. Evet, medikal estetik hekimimiz Mevlüt Dağ. Bugün botoks uygulamalarını soracağım. Korkuyoruz hocam, doğallıktan uzaklaşır mıyız? Direkt konuya girdim. Şimdi tabii botulinum toksin enjeksiyonları dünyadaki uygulanımı 20-25 yılı aştı. Ve dünyada şu anda estetik uygulamalar açısından birinci sırada yer almakta. Böyle olunca da aslında bununla ilgili çok fazlasıyla geliştik. Botulinum toksinin güzel uygulanması ve doğal olması için kişinin kas yapısını, mimik yapısını, onu günlük hayatta kullanımını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Evet. Ve bunun için de uygulayıcı hekimin bu kas yapısını da gayet iyi bilmesi gerekiyor. Ancak tabii ki çok talep gören bir alana, dünyada birinci sırada olan bir estetik uygulama olunca da herkesin bu alana talep etmesi var. Hem kişilerin arzı ve buna karşı talep şeklindeki bir mevzu. Bundan kaynaklı da yan oyuncular da fazlasıyla artmakta ve çoğunlukla da çok fazla bilinçli olmadan kitabı gördüğümüz veya video üzerinde gördüğümüz noktalara uygulamalar yapılmaktadır. Bu da tabii ki yüzlerin şekillerinin farklı olmasına, insanların mimiklerini komple kaybetmesine veya kaşını gözünü farklı taraflara gitmesine sebep oluyor. Gerçekten de koruyucu hekimlik alanında kırışıklıklarımızın olmaması, cildimizin daha sağlıklı olması anlamda güzel bir yeri olan alanımızdaki bir uygulamadır. Ancak doğru uygulanması çok önemli. Bunun için de buna etkinliği ve yetkinliği olan hekimler tarafından yaptırılmasını veya bu konuda tecrübesi iyi olan hekimler tarafından yapılmasını acizane öneriyoruz. Bu konuda söyleyebileceğimiz en önemli şey ve dediğim gibi koruyucu kısmı. Çok önemli çünkü biz mimiklerimizi kullandıkça üstteki deriyi katlayıp duruyoruz ve o da bize büyük kırışıklıklara sebep oluyor. Kırışıklıklara çok fazla olmuş kişilerde de bunları tedavi etmek daha zahmetli, daha meşakkatli. Ama tabii ki eğer bir botulinum toksin uygulaması güzel, düzgün bir şekilde kişinin yüzüne göre yapılmışsa, onun haricinde artık herkesin bildiği gibi etki süresi olarak 4,5-6 ay arasında bir etki süresi olup, yani yılda ortalama 2 defa tekrarlanabilen ve insanın kırışıklıklarını, mimiklerden kaynaklı kırışıklıkların olmamasını ve korumasını sağlayan bir işlemdir diyebiliriz. En çok hangi bölgelere uygulanıyor botoks? Yüzde özellikle hocam. Daha çok zaten kaş ortası, alın ve kaz ayakları bölgesine uygulanıyor. Smoker line dediğimiz dudaküstü ince barkod çizgiler dediğimiz çizgilerde bunu azaltmak ya da hafifletmek ve daha fazla olmaması için çok minik küçük dozlarda uygulamalar olabilir. Burun kanatlarındaki tavşan burun dediğimiz kırışıklıkların ortadan kaybedilmesi için yapılabilir. Yine estetikte de görüntü olarak diş hekimliği veya diş sağlığı açısından da masseter botoks dediğimiz çiğneme kaslarına da yapılabilmekte. Ve yüzde oluşan asimetrileri veya geçirilen bir yüz felci sonrası oluşan asimetrilerde nörolojik anlamda da kullanılabilmekte. Harika. Süre olarak ne kadar demiştiniz? Bir daha ortalama 4,5-6 ay arasında bir süre kullanılabilmekte. Kullanılan malzemeyle ilgili de biz kafamız karışabiliyor. Bu farklı markalar mı var? Kaliteler mi var hocam? O konuda da uyarı yapalım mı izleyicilerimize? Zaten ilaç olarak botulinum toksin dediğimiz, Clostridium botulinum denilen bir bakteriden elde edilen bir toksin. Evet. Dünyada 5-6 farklı firmanın ürettiği var. Türkiye'de kullanılan ve Sağlık Bakanlığı yasal izinli olan 2 tane markamız var. Tabii burada dikkat edilmesi gereken yer yine yapacak kişi ve yapılacak yer oluyor. Çünkü maalesef sahtekarlığın her alanda olduğu gibi bu alanda da var. Ve son zamanlarda da botulinum toksinde de dolgu malzemelerinde de belli kullandığımız düşündüğümüz markalar dahi sahte ürünlerin olduğunu da piyasada biliyoruz. Bu konuda dikkat etmemiz gerekiyor. Yoksa ilaç zaten
Türkiye'de yasal olarak iki tane ilacı bulunmakta. Ama doğallık konusunda garanti verilebilir aslında değil mi? Uygulayıcı burada en önemli. Uygulayıcı ve kişiden kas yapısı ve bazı konularda ısrar etmemek gerekiyor. Botoks, botulinum toksini uygulamak olarak genellikle 25-65 yaş arasını çok uygun görüyoruz. Çünkü bu yaşlardan sonra kaslarda bir zayıflama ve gevşemeler meydana gelmekte. Eğer daha fazlası dozu yaptığımız zaman da hem o ilacın başka taraflara dağılımı ya da kası komple kullanım dışı bırakmasından kaynaklı zararlar da verilebiliyor. Bunun için de herkese yapılmaz. Kas tonisitesine ve yapısına, yüzün şekline göre yapılması gereken bir işlem. Aa, çok teşekkür ediyoruz. 5 dakikada sevgili izleyiciler neler öğrendik. Tekrar hocalarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Hocam çok sağ olun. Ayaklarına da sağlık. Ağzınıza sağlık. Ve sevgili izleyiciler biz haftaya cumartesi canlı canlı yine saat 10'da karşınızda olacağız. Dop dolu bir sağlık programıyla haftaya görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi hafta sonları dilerim. Hoşça kalın.